Şurada falan burada yazar. Şurada yazmışlar. Yani özellikle son bir yıldır bununla ilgili önlemler alıyoruz. Yani mağara içerisinde oluşumlara, hani milyon yıllık oluşumlara daha doğrusu çok büyük zararlar verildi. Hani sarkıt kopartanlar, kendini bilmezler tarafından yazı yazanlar dediğiniz gibi işte sevgilisiyle ismini yazıyor. Hatta şöyle bir şey var, ayrıldıktan sonra da üşenmeyip gelip üstünü karalıyor. Şafak kazıyanlar, isim soy isim yazanlar, tarih yazanlar. Bunları önlemek amacıyla, insanları bu konuda biraz daha bilinçlendirmek amacıyla son bir yıldır aldığımız önlemler sayesinde biraz daha azalmış durumda. Bu önlemler nelerdir? İşte rehber sayımızı arttırdık ve rehbersiz girişleri yasakladık. Mağara içerisine artık rehbersiz kimse girmiyor. Hem rehberimiz mağarayı anlatıyor, tarihsel, bilimsel açıklamalarda bulunuyor. Hem de mağarayı koruma amaçlı rehbersiz girişleri yasakladık. Rehberli girişleri zorunlu hale getirdik. Çünkü mağara içerisindeki en ufak bir oluşum, çünkü mağaraları yaşlı olarak, hani hala yaşlı olarak adlandırabiliriz. En ufak bir oluşum milyon yıllık oluşumlar. Mağaranın yaşından bahsetmek gerekirse yaklaşık olarak 70 milyon yaşında olan bir mağara. En yaşlı oluşuma baktığımızda yaklaşık olarak 3 milyonluk bir geçmişi var. Bu yüzden mağaramızı korumak amacıyla rehbersiz girişleri son bir yıldır yasakladık. Sorunlu hale getirdik. Mağara içerisindeki evet oluşumlarda bazı oluşumlar var. İnsan elinden bulaşan bakteriler yüzünden oluşumun ömrünü 50 yıl geriye atıyor. Hani bu oluşumlar kendini zamanla toparlar. Tabi zamanla dediğim oluşumun 1 santimetresi 200 ile 400 yıl aralığında oluşuyor. Hani bu çok uzun zaman alacak. Bazı oluşumlar var ve çoğunluğu bu şekildedir. Tamamen oluşumun ömrünü durduruyor. Hani zımpara tarzında tekrardan o yazıları silme şansımız var ama silmiyoruz. Çünkü onun tekrar oluşumunu geri çeviremeyiz. Hani tekrardan oluşumu ölmüş durumda şu anda. İnsanlara hem göstermek amacıyla bu şekilde silmiyoruz. İçeride hala kalıyor yazılar. Mağaracılık ülkemize 2000'lerden sonra özellikle gelen bir doğa sporudur. Hani çok geç geldi. Hollanda ve Fransa mağaracılık konusunda dünyadaki en iyi iki ülkeden, yani en iyi ilk iki ülkedir. Bunlarda şöyle bir şey var, bazı mağaralarda mağara içerisine sokmazlar. Mağarayı korumak amacıyla dışarıda 3 boyutlu bir simülatör hazırlarlar projeksiyonla. O şekilde gezdirirler mağarayı, hani içeride herhangi bir zarar verilmesin diye. Türkiye'deki en büyük eksiklik de üniversitelerde mağara ile ilgili bir bölüm yok. Mesela yurt dışına baktığımızda Avrupa ülkelerinde özellikle spesiyologlar var. Spesiyoloji var daha doğrusu. Türkiye'de bu çok büyük eksik. Mağaracılığın biraz daha geri planda kalmasının sebebi sadece üniversitelerde mağara araştırma kulüpleri olarak, dernekleri olarak devam ediyor. Bu büyük, en büyük eksiğimiz bizim.